Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda çokgenler konusunun konu anlatımında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yani düzgün altıgeni anlatacağız sizlere. Evet. Önemli bir konu arkadaşlar. Bu arada sayfada 125'teyiz. Önemli bir konu. Düzgün altıgen soruları genelde tamam yapılıyor diyebiliriz. Ama yapılıyor da genelde uzun yollarla yapılıyor arkadaşlar. En ince detayına kadar vereceğim ve ufak tefek bazı küçük bilgiler vereceğim arkadaşlar. O bilgiler sayesinde bu konuyu daha hızlı bir şekilde yapacaksınız arkadaşım. Evet şimdi isterseniz başlayalım. Düzgün altıgen nedir? Yani bütün kenarları eşit olan işte ya altı kenar olan düzgün çokgene ya da altı kenarın uzunluğu eşit ve altı iç açısı eş olan konveks çokgene ne diyoruz? Düzgün altıgen adını veriyoruz. E, bir ihtimal soru çözü çöze iç açısının kaç derece dış açısının kaç derece olduğunu öğrenmişsinizdir. Dış açısı kaç derece arkadaşlar? 60 derece. Hartı kartta böyle bir notumuz vardı. Hani şöyle şunu çizince buradaki açının kaç derece olduğunu bulabiliriz. Bu iki kenarı gören açı değil miydi? Bir kenarı gören açı 30 derece. Mesela şunu çizdiğinde direkt artık buraya 30 derece yazabilirsin. Ya da direkt buraya hocam üç kenarı görüyor 90 derece olarak yazabilirsin. E, hatta şunu da şöyle çizdiğinde hocam burası da üç kenarı görüyor 90 derece diyebilirsin. Burası iki kenarı görüyor 60 derece diyebilirsin. Tamam bu detaya çok fazla girmeyeyim isterseniz ama Açı dağılımlarını da artık bu şekilde yapacağınızda biliyorsunuz bunda herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar. Ee, ben dış açıdan dolayı iç açıyı da bulabilirim 120 derece. Yani bir iç açısı 120 derece, bir dış açısı da 60 derece. Zaten soru çözü çözüze bunlar e, aklımıza iyice yerleşmiştir diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Şimdi gelelim diğer temel muhabbete. Ne o? Simetri ekseni. Arkadaşlar ne demiştik? Düzgün çokgenlerde kenar sayısı kadar simetri ekseni vardır demiştik. Düzgün beşgende ve düzgün tekgende de demiştik bir köşeden karşı kenara çizilen dik simetri ekseni oluyordu. Ve e, düzgün beşten, beşgende 5 beş tane simetri ekseni var. Düzgün altıgende 6 altı tane. Düzgün yedigende 7 yedi tane diye 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 söylemiştik arkadaşlar. O zaman burada da düzgün altıgende kaç tane var? 6 tane simetri ekseni var. Bu simetri ekseni düzgün altıgendeki simetri ekseni en uzun köşegendir. Hocam üçer kenarı ayıran köşegen mesela. En uzun köşegendir. E, hocam şu iki kenarı ayıran köşegen bak daha kısadır. Çünkü şöyle koyduğumuz zaman burada 30 60 90 üçgen çıkıyor. Bak 90 hipotenüsü burası olmuş oluyor. Açıları yazdığınız zaman zaten görürsünüz. En uzun köşegen bu. Hatta düzgün çiftgenlerde bile bu söylemi söyleyebiliriz. Düzgün çiftgenlerde genel bir tabirle söyleyecek olursak arkadaşlar. Düzgün çiftgenlerin hepsinde en uzun köşegen simetri eksenidir. Bunu da sakın ama sakın unutmayın arkadaşlar. Ve düzgün altıgenden bahsediyoruz. En uzun köşegen bu simetri eksenidir ve kaç tane vardır? 6 tane simetri ekseni vardır. Şimdi sayarız isterseniz. Yalnız burada açı kaç derece? Dış açısı 60 derece ya. Bu iki kenarı gören açı. Hocam bu iki kenarı görüyor. Burası da 60 derece. Bu iki kenarı görüyor. Burası da 60 derece. Hocam burası da 60 derece iki kenarı görüyor. Burası da 60 derece iki kenarı görüyor. Sen alttakini üsttekine ya da üstteki de alttakine katladığın zaman üst üste çakışıyor. Simetri ekseni olduğu belli mi? Tabii ki belli arkadaşım. Tamam. O zaman diğer simetri eksenlerinden de bahsedeyim. Mesela bu da en uzun köşegendir üçer kenarı ayırıyor, simetri eksenidir. Bu da simetri eksenidir. Üçer kenara ayırıyor, simetri eksenidir arkadaşlar. E hocam 1 2 3 tane yaptı simetri ekseni. Diğerleri nerede diye soracak olursanız, düzgen düzgün çiftgenlerin hepsinde dedik ki arkadaşlar, kenar sayısı kadardır. Hatta bütün düzgün çokgenlerde. Arkadaşlar simetri eksen dediğimiz ne? Katladığımızda üst üste katladığımızda üst üste binecek bütün kenarlar. Diğer bir simetri ekseni de şudur arkadaşlar. Buradan buraya çizlendik ve buradan buraya çizlendik. Katladığın zaman üst biniyor. Niye? Hocam öncelikle şuradaki açıları yazacak olursak. Bakın bu da iki kenarı göre 60. Bu da iki kenarı göre 60. Bunları böyle biraz önce zaten mantığını söylemiştik. 60'er derece olduğunu söylemiştik arkadaşlar. A 60 60 burası da 60. 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 Burası da 60 oluyor. E ben bu eşkenarda bir tane yükseklik çizecek olursam iki eş parçaya bölecek. Bu eş kenarda da bir tane yükseklik çizecek olursam iki eş parçaya böldü mü arkadaşlar böldü. Aa hocam ben bu doğru boyunca da ben bunu böyle katlarsam yani şuradaki şekli böyle soluna doğru katlarsam yine üst üste biniyor mu? Çünkü bu kenarlar üst üste biniyor arkadaşlar. E dolayısıyla ne olmak zorunda? Bu da bir simetri ekseni olmak zorunda. Yani simetri eksenlerin kesim noktası merkezden daha doğrusu çizilen bu dikte karşı kenarlar çizilen dikte simetri eksenidir. Hatta aynı zamanda bakın şurası da aynı zamanda simetri ekseni, burası da aynı zamanda simetri ekseni diyebiliriz arkadaşlar. Yani toplamda kaç tane yapıyor? Kırmızılar 3 tane, maviler de 3 tane toplamda 6 tane simetri eksen oluyor. Düzgün 8 yende de aynısıdır. Karşı kenara çizilendikler ama merkezden geçecek şekilde dikler simetri ekseni oluyor. Peki simetri ekseni ve burada ne demişiz arkadaşlar? Tamam şu çizgiden bahsetmeyelim. Burada bir de ne demişiz arkadaşlar? en uzun köşegen simetri Bu bütün çiftkenlerde geçerlidir. Bir de düzgün altıgende bir özellik var arkadaşlar. Bir kenarın iki katıdır. En uzun köşegen bir kenarın iki katıdır. Niye? E hocam eşkenar üçgenler oluştu burada. Bak şunlar birbirine eşit. Şu eşitleri koyduğumuz zaman burada da eşkenar üçgenler var. Bir kenara A dersem en uzun köşegen dikkat edin 2A oldu. Dolayısıyla bir kenarın iki katı olmuş oldu arkadaşlar. Bu önemli bunu kullanıyoruz arkadaşlar. Bir kenara A iken burası 2A. Sonra simetrik eksenlerin kesim noktası zaten daha öncesinde de söylemiştik her şeyin merkeziydi. Yani iç işte çemberin merkezi, çevre çemberin merkezi, ağırlık merkezi aynı noktadadır diye söylemiştik. Bu <laughs> şunu çizecek olursam burası nedir? Çevre çemberin merkezi. Çevre çemberin yarıçapı ne yapıyor? Bu kırmızı çizgilerin bir tanesi yapıyor. Yani şurası R. R dediğimiz bir kenar değil miydi arkadaşlar? Şurası A iken burası da. A. Yani bir kenar yarıçap yapıyor arkadaşlar. Şu A dediğimiz çevre çemberin yarıçapı İç çemberinin yarı çapı da ne yapıyor? Şu mavi çizgilerin yarısı yapıyor arkadaşlar. O da ne yapıyor? Bir eşkenar üçgenin ne oluyor arkadaşlar? Yüksekliği oluyor. O da küçükleriyle gösterdik. İç i̇şte çemberin yarı çapı da bu oluyor. Hani yabancı kalmayın diye. İç çemberin yarı çapı ve çevre çemberin yarı çapı. Zaten beşgende de öyleydi. Merkezden karşı kenara çizilendik iç çemberin yarı çapıydı. Merkezden köşeye gelen çizgi de çevrel çemberin yarı çapıydı. Burada da aynısı geçerli arkadaşlar. Sadece böyle olduğunu bilin. Bunun detayına çok fazla girmezler diye e, tamir ediyorum. Ki ben bir soruda girdim. Ne olur ne olmaz diye arkadaşlar. Onu da göreceksiniz. E, son sorulara doğru arkadaşım. Sonra karşı bunu hallettik. En uzun köşe gel simetri eksenidir ve bir kenarın iki kıttır. Simetri ekseninde bahsettik. Her şeyin merkezi. Bir de karşılıklı kenarlar da birbirine paraleldir. Niye hocam? Diye soracak olursanız. Hocam demiş ki bak şimdi. Şu kenarla şu kenar birbirine paralel. Niye? Hocam burası 60 bak hop z kuralı sağlanmış burada. O zaman bunlar birbirine paralel. Hatta şu kenarla da bakın dikkat edin. Şu kenarla da şu kenar birbirine paralel oluyor. Niye? Hop z kuralı yine sağlanıyor burada. Şunlar da paralel. Hatta şuradaki kenarlar da birbirine paralel olmuş oluyor arkadaşlar. Niye? Burası 60 burası 60 hop z'den dolayı buradaki kenarlar da paralel olmuş oluyor. Ha, burada paralellik var. Demek ki paralellik varsa ne vardır büyük ihtimalle Hangi konu işin içine girer arkadaşlar? Kelebek benzerliği ve temel orantı benzerliği için içine girebilir arkadaşlar burada. Hatırlayın parayakarda karşılıklı kenarlar paraleldi, kelebek ve temel orantı karşımıza çok çıkıyordu. Yamukta aynı şekilde karşılıklı kenarlar paralelde benzerlik karşımıza çıkıyordu. Özellikle oranlamanın olduğu yerlerde karşımıza paralellik çıkıyordu. Yani e, kelebek benzerliği ya da temel orantı çıkıyordu. E, o zaman ne diyeceğiz? Büyük ihtimalle altıgen sorularında da oran varsa aynı mantık. Bak hepsini birbirle şey bağdaşlaştırıyorum burada. Önemli bir bir mantık arkadaşlar. Karşılıklı kenarlar birbirine paralel olduğu için herhangi bir yerde bir oran varsa büyük ihtimalle ne vardır? Benzerlik vardır. E oranın olduğu yerde benzerlik büyük ihtimalle benzerlik. Ele ele paralellik varsa benzerliği büyük ihtimalle kullanacaksın. Aklının bir köşesinde bulunsun. Ha hocam bak bir de ne var burada? Açı da var. Demek ki sen bu konuda özel açı mantığını da kullanacaksın. Bak ekstra özel açı mantığı hani diğer çokgenlere e, çokgenlerden farklı olarak özel açı olduğu için özel açı mantığını kullanabilirsin. Bir. E, paralellik olduğu için kelebek benzerliği ya da temel orantı kullanabilirsin. 2. Hatta ve hatta dik üçgeni özel açıdan dolayı dik üçgende kullanacağımız belli. Dik üçgeni de kullanabiliriz arkadaşlar. Sebebi nedir diye soracak olursanız dik üçgeni nasıl kullanabiliriz hocam diye soracak olursanız karşımıza bir dik üçgen çıkıyor arkadaşlar. Bakın bir köşe geni çizseniz. Mesela şu köşe geni çizseniz. Bir iç açısı 120 derece ya. Hocam bunlar 30-30. Aa bak burası 90 derece. 90 derece olduğundan dolayı dik üçgen soruları da karşımıza yine çıkabilir arkadaşlar. Bunu da unutmayın arkadaşlar. Tamam Ondan sonra R çevrel çemberin yarıçapı demiş. Zaten bundan bahsettik. R küçük R de işte çemberin yarıçapı demiş. Tamam. Alanda nedir? Hocam alttan A kara, kök 3 bölü 4 demişim. Bak ezber yapmaya kalkırsam size 6 ile 4'ü sadeleştirdim 3 a kare kök 3 bölü 2 diye söylerim. Burada niye 6 a kare kök 3 bölü 4 yazmışım? Çünkü arkadaşlar 6 tane eşkenar üçgenden oluşuyor burası. 6 tane eşkenar üçgenden oluştuğu için ne olmak zorunda arkadaşlar? 6 tane eşkenar üçgenin alanında a kare kök 3 bölü 4'tü. O yüzden hiç bunu ezberlemeye bile gerek yok. Kendimizi rahat bir şekilde zaten e, 6 tane eşkenar üçgenin alanını bulabiliriz. Sonra önemli. <laughs> Bak özellikle alan sorularında özellikle oranlamanın olduğu sorularda alan dağıt denilen sorularda şu bilgi çok önemli arkadaşlar. Ya bundan 3-4 sene öncesine kadar ben de çok uzun yapıyordum. Çok uzun yollu sorular yapıyordum. Sonradan fark ettim. Altıgende de alan dağıtabilirim. Nasıl fark ettim? Ulan bir soru geldi. Uzun uzun diye yapıyorum. Bir soru geldi. Buradaki kalan atıyorum 5 buldum. Ulan bir baktım ondan sonra burada kalan 10 çıktı. Aa dedim ondan sonra kendi kendime. Acaba bütün altıgenlerde bu böyle mi dedim. Sonra buraya bir a dedim. Buraya da a dedim. Burası 30 derece ya 90 derece. Burası da a kök 3 oldu. Sonra şey yaptım. Oranladım. Buradaki alanı a çarpı a çarpı sinüs 120 bölü 2 yazdım. Bölü. Buraya da a çarpı a kök bölü 2 yazdım. Bir baktım. Bunu böyle yazınca 1 bölü 2 oran çıktı arkadaşlar. Ondan sonra kendi kendime dedim ki. Ulan ben dedim altıgen sorularında hep böyle uzun yapıyorum. Bakayım bundan sonra kısa yolu uygulayayım. Yani kendimce bir yol buldum ya. Kitaplarda özelliği falan da yoktu. Artık bilmiyorum konuldu mu konulmadı mı. Ee, özelliği özellikle de çok seven bir öğretmen değilim ama ya bu ihtiyaç duydum. Yani e, çok çünkü çok uzun yollardan yapıyorduk arkadaşlar. O yüzden bir ihtiyaç duydum. Bir baktım ki burada kalanlardaki oran 1'e 2 çıktı. E zaten burası 1'e 2 çıkınca, S2S e çıkınca bu bizim simetri ekseni ya. E burası 3 ise burası da 3S oluyor diye kendimce bir şey uydurdum ve sorularda da acayip bir şekilde kolay bir şekilde çıkıyor. Hatta uyarlamasını da yapabiliriz. Bakın unutmayın. Küçük üçgen köşegenler çizildiğinde küçük üçgen esken burası 2s oluyor. E burası da 3s oluyor arkadaşlar. Çok da beni bayağı bir soruda da rahatlattı arkadaşlar. Büyük ihtimalle sizi de rahatlatacaktır. Hatta buradan ne sonuç çıkarttım? Burası esken tüm alanı 6 dedim. He bunu da şeye göre uyarladım mesela. Şuna göre uyarladım. Hani bunu bildikten sonra bu da kendiliğinden çıkıyor zaten. Hocam buraya bir S dersem tüm alanı 6 S ya. E burası esken burası da S. Aynı üçgen burası da S. E tüm alanı 6 S olduğundan buraya da 3 S kalır dedim arkadaşlar. Bazen bu tarz sorularda bile işime yarıyor arkadaşlar ama Bence şu bilgi çok önemli <laughs> Hocam bazıları diyor ki Ya bu çokgenlerde alan kalkmadı mı? Ya kalktı da çokgenin içerisinde şey var Yani düzgün çokgenin bence Düzgün çokgenin böyle bir alan formülleri vardı arkadaşlar İşte nr kare sinüs alfa bölü 2 Ya da a çarpı N, nar bölü 2 diye formüller vardı Bence o kalktı Veya düzgün altıgendeki burada üçgenliğin alanlarından bahsedebildiğimiz için bu alan muhabbeti bence müfredattan kalkmadı arkadaşlar. Soru olarak gelebilir. Ya yani bunun şeyini de e, o yüzden buradaki kısmı da iyi bir şekilde bilmenizde fayda var arkadaşlar. Siz benim dediğimi yapın lütfen. Ya kalktı ama maş ver işte altıgenle ilgili bir alan sorusu görüyorsunuz. Ondan sonra atlıyorsunuz onu. Ama sınavda çıkabilir. Dikkat edin arkadaşlar. Neyse bak güzel bir şey öğrendik burada. S2, S3, S. Bakalım gerçekten böyle mi? Mesela önceden bu soruyu bile, bu basit soruyu bile şöyle yapardık. A çarpı A çarpı sinüs 120 bölü 2 eşittir 3 derdik. Sonra A'yı bulurduk. Sonra da 6 tane A kare kök 3 bölü 4 derdik. Ve yani burada A'yı bulurken bile baya bir işlem. Sonra 6 tane A kare kök 3 bölü 4'te de bir işlem gelecek. Baya uzun bir işlemle sonuca ulaşıyordur. Ama artık biz neyi öğrendik? Böyle alan dağıtmayı öğrendik. Mesela hemen şunu hop çizeriz. Aa hocam burası üçgen esken 2 es 1'e 2 oran var ya. Yani burası 6. E burası da 3 katı demeyenize de gerek yok. Simetri niye burası? Burası 9 burası da 9'dur. Toplamda tüm alan kaç çıkmış oldu arkadaşlar? 18 çıkmış oldu. Yani bu küçük bilgi S, 2S, 3S mantığı ya da s 2S'i bilseniz 3S'i de zaten siz kendiniz yorumunuzla yapabilirsiniz. Çok da hızlı bir şekilde hareket edersiniz. Bayağı bir soruda bayağı bir pratiklik sağlıyor arkadaşlar. Buna dikkat edin lütfen. <laughs> Geldik diğer soruya. Evet Kenan Kara'nın K'sı. Ee, K'si daha doğrusu pardon. Birbirine eş 7 düzgün altıgenin içi boyanıp K harfi elde edilmiştir. Buna göre taralı alanın tüm altıgenlerin alda altı, toplam alanına oranı kaçtır diye soruluyor. Aa, ah, burada ne oluşmuş? Artık arkadaşlar artık biz bunu biliyoruz. Burası A iken tüm alan kaç A'dır? 6 A'dır. A hocam burası da A'dır. Çünkü aynı üçgen. Buraya kaç A kaldı? 4 A kaldı. O zaman aynısının laciverti. Burası A, burası 4 A, burası A. Burası A, burası 4 A, burası da A. Aynı şekilde A, A iken 4 A. Aynı şekilde 4 A, 4 A, 4 A yazabiliriz değil mi arkadaşlar? Hatta şunlara da bir A, A yazalım. Alan dağıtmaya kalkmasaydık burada yine a a a küçüklerle bayağı bir uğraşacaktık arkadaşlar. Bak yine alan dağıttık ve çok da kolay bir şekilde çıktı aslında. Taralı alan. Taralı alana bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane dörtgen var. 4, 7, 28. Bir de burada küçük bir A var. 29 A'nın tüm alanı oranı. 6 tane tüm altıgenlerin alanları toplamına oranı nedir diye soruluyor arkadaşlar. Ee, bir, de, bir alan 6 A ya. Bir alanı 6 A. 6 A'yı kaçla çarpacağım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ta, 7 ile çarpacağım. 6 a'yı kaçsa çarpacağız? 7 ile çarpacağız. Yani a'lar gitti burada. O zaman cevabımız da kaç yaptı? 29 bölü 6 kere 7 42 olarak bulundu arkadaşlar. Alan dağıtmayı sorularda lütfen ama lütfen kullanın. Özellikle alanda arkadaşlar. Altı yende daha doğrusu. Geldik bir sonraki soruya. Bak oran var burada. İki tane Ali Kara uzunluğu Kenan Bey uzunluğuna eşitmiş. Yani burası K iken burası 2K. Ali Kara uzunluğu K, Kenan Bey uzunluğu 2K. S1 ve S2 oranlaması isteniyor. Bak ne var burada? Kardeşim bak alan dağıtacağım belli. 1'e 2 oran var. Yani tamam oran var. Oran olduğunda hocam benzerlik yapacaktık. Hani mantığı söylemiştir. Ya kardeşim oran varken bir de alan varken. E ne yaparsın? Alan dağıtırsın. Alan dağıtmada sıkıştığın yerde başka bir yerde bir oran bulmaya çalışırsın. E o zaman benzerlik yaparsın. Ama ilk önce bir oranlama var. Sanki bir alan dağıtmaya başlayalım arkadaşlar. K'daki alan hop üçgen oluşturalım. 2K'daki alan hop üçgen oluşturalım. Hocam K'da kalan A iken 2K'da kalan 2A yazabilir miyiz? Evet. E altıgende bakın ne vardı? Burası esken burası 2 ste Yani burası 3A iken burası 3A bölü 2. Ben 3A bölü 2 ile uğraşmayı sevmiyorum kardeşim. Şuraya 2A diyeyim. 2 katını yazayım. Buraya da 4A diyeyim. 6A iken burası. Burası kaç A oldu? 3 A oldu. A hocam bu bir simetri ekseni. 9 A ise burası. Burası da 9 A yaptı. Bak S1 bölü S2. S1 dediğimiz 5 A yaptı. S2 dediğimiz 9 4 daha 13 A yaptı. Yani cevabımız kaç oldu o zaman arkadaşlar? 5 bölü 13'e eşit oldu. Diğer türlü var ya o kadar zor çıkıyor ki arkadaşlar. İşte burası 3K yazdın, 3K yazdın, 3K yazdın, 3K, 3K, 3 kök 3 bölü 2 yazdın. Sonra bu üçgenin alanı artı bu üçgenin alanı. Sonra bu üçgenin alanı artı şuradaki alanı falan bulmak için uğraşacaksınız. Öbür türlü gerçekten zor çıkıyor arkadaşlar haberiniz olsun. Tamam mı? Dikkat edin burada oranlama var alan dağıtma. E alan dağıtmayı da kullan. Alan dağıtırken de neye dikkat edeceksin? Şu bizim S2, S3S'e genelde dikkat edin arkadaşlar. Dikkat etmezseniz çok da uzun yoldan çıkıyor. Tavsiyeme lütfen ama lütfen uyum. <laughs> Geldik buraya. Ne var burada? Bir kenar uzunluğu. 5, 6 birim. Hocam 6 birim, 6 birim, 6 birim. Yani buraya kaç kaldı? 4 birim kaldı. KL uzunluğu isteniyor. Ya bir uzunluk isteniyorsa biz nereden buluyorduk arkadaşlar? Üçgende hatırlayın. Yorum yapın. Mantığınızı şey yapın. Hocam Şeyden buluyorduk. Ya dik üçgenden buluyorduk ya da benzerlikten buluyorduk. E burada benzerlik yapacağımız bir durum yok gibi gözüküyor. O zaman dik üçgende. Dik üçgeni nasıl bulabilirim hocam ben? Ya biraz önce göstermiştim zaten. Diklik elde edilebiliyor. Mesela bir köşegen çizdiğinizde. Ya o köşegeni tutup da şuradan şuraya çizmezsiniz. Mantıklı olan köşegeni çizersiniz arkadaşlar. Ya buradan bunu çizersiniz ya da büyük ihtimalle buradan bunu çizersiniz. Neyse buradan bunu çizdik. Hocam buradan bunu çizince zaten bak 90 derece karşımıza geldi. E çünkü burası 30. Burası da 30 olduğundan dolayı. Şurası da 120 ya. 90 derece. Hatta burası da 90 derece geldi. 6 6 ise burası kaç yaptı? 6 kök 3 yaptı. Hocam artık ben bu uzunluğu bulacağım. Soru niye evrildi? Şurada bir dik yamuk çıktı. Dik yamuğa evrildi. Hemen dik yamuk da ne yapıyoruz? Hop dik üçgen. Dik dörtgen oluşturup dik üçgen yapıyorduk arkadaşlar. 6 kök 3 ise burası 6 kök 3. 1 ise 1. Buraya da 3 kaldı. Yani şöyle bir dik üçgen geldi arkadaşlar. Burası üçgen burası 6 kök 3. Bazı arkadaşlar hala devam ediyor. Hocam x'in karesi eşittir 3'ün karesi artı 6 kök 3'ün karesi. Saçınızı başınızı yolarım diyesim geliyor ama diyorum da hatta. Arkadaşlar ortak çarpan yap bakayım ortak çarpanı. 3 çarpı 1 burası. 3 çarpı 2 kök 3 burası. O zaman burası 3 çarpı kare içinde kareleri toplamından yapmıyor muyduk gençler? yapıyorduk. O zaman bunun karesi 2 kök 3'ün karesi 12 artı 1. 12 artı 1'den x'i de kaç buluruz arkadaşlar? 3 kök 13 diye buluruz. Cevabımız böylelikle 3 kök 13 oldu arkadaşlar. Geldik bir sonraki soruya. Heh ne var burada? Ee, FL uzunluğu isteniyor. Allah Allah. Burası 6. Ya soruya baktığında sen bir şeyler fark edersin zaten. 6 6 6'ları yaz. Hep böyle genelde ne diyoruz? Genelde tanım kullanılmadığı için, tanımı kullanmadığımız için sıkıntılar yaşıyoruz arkadaşlar. Ya düzgün 6 gelse bütün kenarları yaz. E yazmadığın zaman sıkıntı yaşarsın. Hani hep bunu eşkenardan beri söylüyorum. Ya eşkenar üçgen diyor adam. Siz bütün kenarların eşitliğini göstermiyorsunuz. Bütün açıları yazmıyorsunuz. Ondan sonra sıkıntı yaşıyorsunuz. Şimdi kenarları yazdık. Ne, ne var burada? Ne yapabiliriz burada? Köşegenlerle bir altıya elde edemeyeceğimiz belli arkadaşlar. Çizsem bile bak ne kadar saçma olduğu belli. E ne yapacağız burada hocam? Diye şey yapacak bulursak. Aa hocam burada bak kelebek gibi bir şey var. Ha karşılıklı kenarlar zaten birbirine paraleldi. Gerçekten de burada bir kelebek var mı arkadaşlar? Var. Yani dedim ya size altıgende ne vardır? Dik 90 derece olduğundan e, köşegen çizdiğimizde 90 derece olduğundan dik üçgende karşılaşabiliyoruz. Karşılıklı kenarlar paralel olduğundan kelebek benzerliği temel orantıyla karşılaşabiliyoruz. Özel açı olduğundan özel açı mantığıyla karşılaşabiliyoruz diye söyledim arkadaşlar. Bu bilinçaltınızda olursa sıkıntı yaşamazsınız zaten. Bakın kelebek benzerliği direkt çıktı. Ve kelebek benzerliğinde ne var arkadaşlar? Burada 6 bölü 2. Yani 6 bölü 2 nedir? 3 bölü 1. O zaman burası 3K iken burası nedir arkadaşlar? K'dır. E 3'e 1 oranı yazdık. Hocam burada da 3'e 1 oran var. Ama bizden x deniliyor. Buraya yoğunlaştık. Aa hocam şuradaki uzunlukta bizim simetri ekseni en uzun köşegen. En uzun köşegen bir kenarın 2 katıydı. Yani bu uzunluk kaç olacak? 12 eşit olacak. 4K eşittir. 12'den K'yı da buradan kaç buluruz? 3 buluruz arkadaşlar. Ama Bizden ne isteniyor? X isteniyor. 3K isteniyor. Cevabımız kaç yapar? 9 yapar arkadaşlar. Evet gördüğünüz üzere kolay bir şekilde yine çıktı arkadaşlar cevap. Geldik buraya. Şimdi FL uzunluğu 3K, LA uzunluğu 2K olarak verilmiş. Valla 3K var, 2K var burada. Şimdi ne yapacağız burada? Hocam, hocam, hocam ne yapacağız? Ne yapacağız burada? Oranlama varsa ne vardır arkadaşlar? Oranlama varsa büyük ihtimalle ne vardır? Benzerlik vardır. E benzerlik hocam tamam. E benzerlik burada ne var? Karşılıklı kenarların paralelliği. Şu paralelliği kullanırsam kelebek yok. Şu ke paralelliği kullanırsam kelebek yok. Ama şu paralelliği belki kullanabilirim arkadaşlar burada. E bizim şey var. Hocam çok e sohbet ederiz. Arada sohbet ediyoruz. Geçenlerde geçen sene tanıştık. Ee, o aklıma geldi şimdi. Ne var burada? Şu paralelliği kullanacağız. A kanadı kırık kelebek var. Lafı bizim Nurta ait. Hocam selamlar bu arada. Kanadı kırık kelebek var. Hemen ne yapacağız? Kanadı tamamlayacağız diyebiliriz arkadaşlar. Tamam. Ya nereden ama nereden şey yaptık biz bunu? Karşılıklı kenarlar birbirine par oran var ya. Büyük ihtimalle oran varsa Zaten yine oran orantı benzerlik uygulayacağız. E Benzerlikte karşılıklı kenarların paralel olmasını kullanmamız lazım. Ki burada size bir tavsiye de bulunayım arkadaşlar. E, düzgün çokgenin düzgün altıgenin bakın arkadaşlar şurada o tavsiyeyi şurada vereyim ben size. Şuraya dikkat edin lütfen. Lütfen dikkat lütfen dikkat. Düzgün altıgenin bir dış açısı kaç derece? 60 derece. Bak şimdi. Düzgün altıgenin bir dış açısı 60 ya. Hocam burası da 60 ya. Ha düzgün altıgende bazen bak burası da 60 üçgene tamamladığın zaman eşkenar üçgende çıkabiliyor. Ya çıkıyor daha doğrusu. Düzgün altıgende bazen dışarıya doğru üçgende oluşturabiliyoruz. Mesela burada da oluşturabilirsiniz. 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 Bunların hepsi eşkenar üçgen arkadaşlar. Dışa çatmış, dışa çatmış. Burası da 60 olduğundan dolayı. Ne yapacaksın? E, burada olmadı, burada olmadı, burada olmadı. Ya o bizim eşkenar üçgeni şurada oluşturacağımız belli zaten. Bakın şurada kanadı kırık kelebeği tamamlayacak olursak şurada bir kelebek benzerliğe çıktı mı arkadaşlar? Çıktı. Niye? Şu karşılıklı kenarların birbirine paralel olmasından dolayı arkadaşlar. Kelebek çıktı. E tamam dış açısı 60 dış açısı 60 olduğundan dolayı burası da 60 oldu. Bir eşkenar üçgen çıktı. Bir kenar 5K. Hocam burası da 5K. Burası da 5K. Burası da 5K olduğunu biliyoruz. E bu eşkenar üçgenden dolayı burası da 5K burası da 5K. E bizim kelebekteki oranımız kaç? Hocam 8K'nın 2K'ya oranı. Değil mi? Burada oran var. DL bölü DK isteniyor. Oba. DL bölü DK isteniyor arkadaşlar bizden. Bak kelebekteki oran kaça kaç? 8 bölü 2. 8 bölü 2 dediğimiz nedir? 4 bölü 1'e eşittir. Hocam yukarıdan aşağı 4'e 1 oran var. Yani burası 4K iken 4K demeyeyim. 4X iken e buradaki oran da x'tir. Çünkü yukarıdan aşağı 8 bölü 2 yani 4 bölü 1 oran var. Burada da 4 bölü 1 oran olacak. 4 x, x iken burası da x oldu. Bizden ne isteniyor? DL. Yani 4 x bölü dk. Yani 5 x isteniyor. Cevabımız da o zaman 4 bölü 5 çıktı arkadaşlar. Tamam dikkat edin. Karşılıklı kenarların paralel olmasından dolayı özellikle oranlama mı oranlama varsa bu şekilde ne yapıyoruz? Benzerlik özellikle kelebek benzerliği Özellikle karşılıklı kenarların paralelliğine dikkat edeceksiniz. Ya orada da <laughs> neye dikkat edeceksiniz aslında? Ya yani 3 tane durum var. Ya bu paralelliğe bakacaksınız. Bakın göstereyim şöyle. Ya bu paralelliğe bakacaksınız. E bu paralellikte kelebek olmadığı belli arkadaşlar. Ondan sonra ya bu paralelliğe bakacaksınız. E burada da bir kelebek yok zaten. E başka ne? Ya bu paralelliğe bakacaksınız. Şu paralelliğe bakınca da kanadı kırık bir kelebek var o kanadı da tamamlamış olduk arkadaşlar. Tamam. Dikkat edin. Yani yapılamayacak bir şey değil. Tamam yani zor bir soru diyebiliriz ama oran varsa benzerlik vardır deyip oradan da yola çıktık arkadaşlar. Yalnız işlem hatası yapmışız. Bak dikkat et ben buraya yanlış yazmışım. Ah beni gidi beni. Burası ne? LK uzunluğu 2K, FL uzunluğu 3 kymiş arkadaşlar. Ha tamam doğru yazmışız. Şurada. Şuraya 5K. Tamam burası 5K. Burayı ben nasıl silindi mi biraz önce yoksa? Evet silinmiş ya. Şurası 8K. Evet burada bir silme, silme işlemi yapmışım. Yanlış yapmamışım. Doğru yapmışım. Burası 3K. 8K bölü 2K. Evet 8 bölü 2'den 4 bölü 1 geldi. E, 4X'e X yazdık. O zaman cevap 4 bölü 5 çıktı. Biraz önce şuraları bir yere silerken herhalde şuradaki 3 kda gitti arkadaşlar. Neyse. Evet gençler gördüğünüz üzere yani oran varsa büyük ihtimalle yine oranda isteniliyorsa benzerlik. Benzerlik deyince de karşılık kenarların paralel olması aklınıza gelsin. Aklınıza gelen başınıza gelsin bu arada. Geometridir tabii ki değil mi? Evet gençler burayı da hallettik. O geldik şuraya. ABCD eşkenar dörtgenin biçimindeki çekil birdeki karton alanı iki eşit parçaya ayıran doğru boyunca katlanıyor. Evet bir katlama sorusuyla karşı karşıyayız arkadaşlar. Ama öncelikle size burada kesinlikle bilmeniz gereken bir şey söyleyeyim. Kesinlikle bilmeniz gereken şey nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Paralel kenarda eşkenar dörtgende dik dörtgende karede. Eğer bir doğru boyunca şöyle bir doğru. Dik olmasına gerek yok. Burada sadece dik verilmiş arkadaşlar. Dik olmasına gerek yok. Bir doğru boyunca böyle parçalanmışsa. iki eşit alanlı bir yere parçalanmışsa. Bu tam olarak ağırlık merkezinden. Yani köşegenlerin kesim noktasından geçmek zorunda. Niye? Şurada küçük bir ispat yapayım isterseniz. Şöyle bir paralel kenar olsa. Paralel kenar üzerinde bir ispat yapayım arkadaşlar size. Şöyle bir paraya kenar olsa ve rastgele bir çizgi olsa. Aha işte şöyle rastgele bir çizgi olsa. Dik olmasına gerek yok dedim. Tam buradaki nokta ağırlık merkezinden geçmek zorunda. Alanı iki eşit parçaya bölmüşse arkadaşlar. Niye? Çünkü burası bakın köşegenlerin kesim noktası olsa ağırlık merkezi olsa o zaman burası ne olacak? Köşegenlerin kesim noktası olduğu için birbirine eşit olacak. Aa hocam şunlar da birbirine eşit mi? Eşit. Niye? Kelebeklik oranından dolayı. O zaman ben buradaki alana A dersem buradaki alanda A mıdır? Aynen öyle. Kelebekte koran birebir ya ondan dolayı. O zaman hocam kelebekteki alan A ise burası da A'dır. E Ben buraya B alan dersem yarısı A artı B ise diğer yarısı da A artı B'dir. Şimdi dikkat edin alanlara. Hocam gerçekten de şurası A artı B iken şurası da A artı B oldu. Diğer yarısı da. O yüzden nereden? Şu çizgi tam olarak ağırlık merkezinden. Yani köşegenlerin kesim noktasından geçsin ki bunu e, alanı iki eşit parçaya bölebilsin arkadaşlar. Bu önemli bir bilgi. Bunu sakın ama sakın unutmayın. E burada madem kelebek oran birebir. O zaman burada kalan A, e, uzunluk A'yken burası A'dır. Buraya B diye dersem A artı B olduğundan A artı B. Yani burada çizilen çizgi şurası A'yken burası A. Burası B'yken burası B. Çapraz uzunluklarının da birbirine eşit olması anlamına geliyor arkadaşlar. E o zaman <laughs> ben bunu sileyim artık. Burada ispat da yapmış olduğumuz size. Önemli bir bilgi bunu bilin arkadaşlar. Tam buradaki şey nereden geçiyor arkadaşlar? Merkezden merkezden geçtiği için ne oldu kelebekteki oran 1'e 1. Bir. O zaman burası A ise burası A, burası B ise burası da B dedik arkadaşlar. Kelebekteki oran 1'e 1'den bunu söyledik arkadaşlar. Neyse o zaman şu parçayla şu parça birbirine eşit, şu parçayla da şu parça birbirine eşit diye söyleyebilirsin. Dedik. Sonra diyor ki ben bunu böyle katlamışım. Arkadaşlar katlama sorularında ne yapıyorduk? Bir eski haline geri getiriyorduk mutlaka. Şu katlanmışı geri alalım isterseniz. Burası A iken burası da A da. Neyse şu çizgi. Burası çizgiydi arkadaşlar. Şu eski halini şöyle bir geri getireyim. Şöyle ve şöyle oldu arkadaşlar. Evet. Bizim şeklimiz katlanmadan önceki şeklimiz bakın bu. Bu haline geri getirecek. Bak burası DE uzunluğu. Burası çizgiydi. Burası çizgiyken üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Burası da çizgi oldu. Ee, sonra tamamı çift çizgi işte. Bunun tamamı şuraya kadar kısım çift çizgi. Hatta burası da çift çizgi. Hatta burası da çizgi, burası da çizgi ya. O zaman burası da çizgiyken burayı da çizgi göstereyim arkadaşlar. Şimdi ne diyeyim soruyu okuyalım bakalım. Katlamadan sonra kartonun tek katlı kısımları kesilip atılıyor. Kartonun tek katlı kısımları şurası değil midir arkadaşlar katladığımız zaman üst üste binen kısımlar neresi oldu? Şu yamuk aa yok şu kısım e, üst üste bindi arkadaşlar. Bakın şu kısımlar üst üste binmiş oldu değil mi? Üst üste binmeyen kısımlar burası oldu arkadaşlar. Bu kısımlar kesilip atılıyor. Yani elimizdeki parça neresi oldu arkadaşlar? Şöyle daha düzgün bir şekilde göstereyim. Burası oldu. Ben bunu açtığımda çevresi 12 santimetre olan düzgün altıgen elde ediliyor. O zaman ben bunun katlanmışını açtım. Ama şunları kesip attım ya. Bunlar yokken ki açılmış halinde yapayım arkadaşlar. O zaman ne olacak? Şunun simetriği burası. Bu nokta buraya denk geldi arkadaşlar. Burası çizgi olacak. Sonra buradan sonra nasıl böyle gidiyor. O zaman bu da böyle gidecek. İşte bak bunun simetriği de burası oldu. Ve bu şekil neymiş arkadaşlar? Düzgün altıgenmiş. O zaman arkadaşlar bu şekil düzgün altıgense ve bir çevresi de 12 santimetreymiş. 12'yi 6'ya bölsem bir kenarı kaç olacak? 2 birim olan bir düzgün altıgenmiş. Evet bunları yazdık arkadaşlar. Bunlar da bir birim bir birim çıktı. E, düzgün altıgen burası. Dış açısı kaç derece? 60. Buradaki dış açı da 60. Aa 60 60 ise burası da 60 oldu. Eşkenar üçgen çıktı. O zaman burası da 2 burası da 2 oldu. Bizden ne isteniyor? Karton katlanmadan önceki çevresi nedir diye soruluyor. Arkadaş o zaman eşkenar dörtgen bir kenarını bulacağız. Bak burası 2 birim burası da 2 birim. Toplamda bu kenar kaç çıktı arkadaşlar? Şöyle baktığımız zaman 4. E, bu bir eşkenar üçgende, Diğer kenarda 4. Diğer kenarda 4. Diğer kenarda 4 olur o zaman. Bunun çevresinde kaç olur? 4 x 4'ten 16'ya eşit olur arkadaşlar. Evet buradaki 90 niye verildi hocam? Katladığında aynı çizgi üzerinde devam etmesinden dolayı arkadaşlar. Oradaki verilen bilgi de fazla bir bilgi değil. E, verilmeseydi de olurdu sanki çizgi üzerinde olduğu da belli arkadaşlar burada ama hani daha garanti alalım çizgi üzerinde hareket edecek katlama yaptığımız zaman e, onu da şekil üzerinde belki böyle yampiri falan olabilir diye garanti olsun diye vermesek de olabilirdi ama verildiğinde de herhangi bir sıkıntı yaratmıyor arkadaşlar evet böylelikle çevremizi kaç bulduk arkadaşlar yani ilk kartonun eşkenar dörtgen çevresini ne bulduk 16 bulmuş olduk güzel bir soru çok daha zor bir soru değil arkadaşlar. Hoş sorulardan bir tanesi. Evet. Böylelikle geldik düzgün çokgen yeni alanına. Evet. Ezber yapmayın arkadaşlar. Ben burada ezber yapmayacağım bir kere. Şimdi e, bu kaldırıldı diyorlar müfredattan ama ne olur ne olmaz diye ben bunu yine size vereceğim. Gerçekten çok kolay. Ezberlemeyin. N kare sinüs alfa bölü 2. Çevrel çemberin yarıçapı büyük R iken en çarpı büyük R'nin karesi sinüs alfa bölü 2 şeklinde bulunuyor arkadaşlar. Düzgün çok yeni alanı. Öbüründe de iç T çemberin yarıçapı verildiğinde de nar bölü 2 diye veriliyor. Ezberlemeye gerek var mı? Asla. Niye? Çünkü şu üçgen oluşturduğumuz zaman hocam bu üçgenin alanı nedir? Valla siz sinüsten bulursunuz. Ben tabana ait yükseklikten bulurum. Şurada kaçı belliyse. Belli zaten. R çarpı R çarpı sinüs alfa bölü 2 değil midir? R çarpı R çarpı sinüs alfa bölü 2 ve bu üçgenden kaç tane var arkadaşlar? En kenarlı bir çokgense üçgenler böyle hepsi eş üçgenlerden en tane olmayacak mı arkadaşlar? Evet. O yüzden bir tane üçgenin alanını bulduk. Daha sonra n ile çarpacağız. Yani n çarpı r kare sinüs alfa bölü 2 buradan geliyor arkadaşlar. Peki işteye çemberin yarıçapı çapı. çemberin işte yer neydi? Merkezden buraya çizilen dikti. Yine üçgen oluşturalım arkadaşlar. Bu üçgen oluşturduğumuz zaman bu üçgenden yine kaç tane var? N tane var. E hocam bu üçgenin alanı A çarpı R bölü 2. A çarpı R bölü 2'den N tane var. O da nar bölü 2 diye çıkıyor arkadaşlar. Ezberlemeye gerek var mı? Yok. Çevrel çemberin yarı çapı sorulduğunda çevrel çemberli bir üçgen oluşturursunuz. Üçgenin alanını bulursunuz. Ee, öbüründe de işte çember yarı çapını çizip bu üçgenin alanını bulduktan sonra elle çarpacaksınız arkadaşlar. Bu kadar basit. Mesela şöyle bir soru var. Aa hocam düzgün sekizgen. Ama düzgün sekizgende bir köşegen verilmiş. Dört kenara ayıran dört kenara ayıran. Bu bizim simetri ekseni değil mi? Evet. O zaman diğer simetri ekseni de biz çizelim arkadaşlar. Simetri eksenlerinin kesim noktası neydi? Tabii ki merkezde. Bu simetri ekseni 8. Bu simetri ekseni de 8. Hocam burası 4 4 diye bölündü. Hocam burası da 4 4 diye bölündü. Hatta diğer simetri eksenlerini de çizecek olursak. Yani şöyle şunları çizecek olursak. Bu üçgenlerden kaç tane var arkadaşlar? 8 tane var. Ben bir tane üçgenin alanını bulursam olay bitti. Yani şu üçgenin alanını bulacağım arkadaşlar. Peki bu üçgenden 8 tane var ya. Burada kaçı nasıl buluyorduk? 360 bölü 8'den. Çünkü 8 tane eş üçgen orası. 45 derece. Aa hocam burada açı 45 derece. O zaman 4 çarpı 4 çarpı sinüs 45 bölü 2 8 ile çarparsak olay bitti. Aa ben burada 45 varken sinüs teoremini kullanır mıyım? Kullanmam. Ne yaparım? Bu üçgenin alanı bulmak için tabanına ait yüksekliği çizerim. 45 45 90 üçgen çıktı. 90'ın karşısı 4 ise 45'i karşısı da 4 bölü kök 2'dir. 4 bölü kök 2 de nedir? Kök 2 hal kök 2 çarpacak olursam 4 kök 2 bölü 2'den 2 kök 2 çıktı arkadaşlar burası. O zaman üçgenin alanı tabanımız 4. Yüksekliğimiz 2 kök 2. 4 çarpı 2 kök 2 bölü 2'den bir üçgeni bulurum. Bak formülden yapmıyorum. En rekaresini sayfa 1-2'den yapmıyorum. Bir üçgenin alanını buldum. Ama bu üçgenden kaç tane var? 8 tane var. O yüzden bunu bir de 8 ile çarpıyorum arkadaşlar. Formülsüz yani formüle bağımlı kalma. Buradan da ne geldi? İkiler sadeleşince 32 kök 2 geldi arkadaşlar. O zaman ne oldu gençler? Biz bu soruyla da çokgenleri de böylelikle halletmiş olduk. Yani bütün dörtgenleri halletmiş olduk. E böyle bir genel itibariyle konuşacak olursak. Dörtgenlerin yüzde sekseninin üçgenlerle üçgenlerden oluştuğunu gördünüz mü arkadaşlar? Gördünüz. Yani üçgenleriniz ne kadar sağlamsa dörtgenleri de o kadar iyi bir şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Hatta üçgenleri çok iyi olan arkadaşlar dörtgende zorlanmadı. Bir ikinci kısımda ne oldu? Hocam üçgenler tam oturmamıştı ama dörtgenleri çalışırken üçgenler kısmını tamamen böyle tamamen şey yaptınız mı e, hakim oldunuz mu oldunuz. O yüzden hep şunu diyorum ben geometride zaman ilaçtır. Zaman ilerledikçe bir önceki konular daha iyi bir şekilde oturur ve geometriniz çok iyi bir noktaya gelir. O yüzden bırakmak yok ve her zaman çalışmaya devam. Şimdi çember konusuna geleceğiz. Çember konusunda da hep üçgenlerden çıktığını göreceksiniz. Çemberde açıda bir nebze ama çemberde uzunlukta çok fazla. Dairede alanda da çok fazla kullanıyoruz arkadaşlar. Üçgen bilgisini yani üçgenlere çok hakim, çok iyi bir şekilde bilmemiz gerekir. Bilmesek de bir sonraki konuyla hep böyle tekrar etmiş oluyoruz zaten arkadaşlar. Evet gençler, böylelikle çokgenleri de bitirmiş olduk. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda çemberi, çemberde açının konu anlatımında görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.